İsrail harekete geçti. Akdeniz'de Türkiye'ye gözdağı. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı pek çok yaptırım uygulayan batılı devletler yeni bir ittifak sağladılar. İsrail liderliğinde gerçekleşecek Mavi Bayrak tatbikatı, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine yönelik bir gözdağı olma özelliğini de taşıyor. İsrail ev sahipliğinde gerçekleşen Mavi Bayrak tatbikatına ABD, İtalya, Almanya ve Yunanistan katılacak. 6 ülkenin ortak düzenleyeceği tatbikat pazar günü başlayacak ve 5 gün sürecek. Akdeniz'de Türkiye'ye karşı oluşturulan çoklu ittifaklara eklenen Mavi Bayrak İttifakı bölgede İsrail'in söz hakkını artırma amacı gidiyor. F-35'lerin dahil olacağı tatbikatta tam olarak 1000 İsrail askeri yer alacak. İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü söz konusu tatbikat ile ilgili savaş egzersizleri ve ileri teknoloji ile çeşitli tehditlere karşı uçuş performansı denenecek dedi. İki yılda bir düzenlenen Mavi Bayrak tatbikatının ilki 2017 yılında gerçekleşmişti. 2017 yılındaki tatbikata katılım sağlayan Hindistan ve Polonya 2019 tatbikatına dahil olmadı. Akdeniz enerji rezervleri ve stratejik konumu itibariyle bölge ülkelerinin söz sahibi olmak için yarış içerisine girdiği bir konuma sahip. Bölge ağırlıklı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ekseninde ittifaklara sahne oluyor. Evet arkadaşlar, yeniden merhaba, selamünaleyküm. Bu son dakika haberini sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Türkiye biliyorsunuz kritik bir süreçten geçiyor. Şu an Suriye'de tüm ordumuzla, hakimiyetimizle oradayız. Ve bunun yanı sıra aslında bir yanımız da Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de de varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Oradaki varlığımızdan rahatsız olan ülkeler yeni bir ittifak kurdular. Ve bu ittifak neticesinde de güya bize gözdağı vermeye çalışacaklar ve pazar gününden itibaren, yani yarın başlıyor tatbikat. Bunların tatbikatı 5 gün sürecek. Buradaki amaç Türkiye'ye güya gözdağı verip işte Türkiye'yi engellemeye çalışmak. Doğu Akdeniz'deki gücümüzü kırmak, hakimiyetimizi azaltmak. Bunun için uğraşıyorlar. Ama yaptığı şeyler boş. Sadece onlar için zaman kaybı. Türkiye bundan sonra yolundan asla dönmeyecek. Bunu bütün dünya gördü zaten ve görmeye de devam edecek. Bizim kendi ürettiğimiz milli teknolojiler, milli silahlar şu an dünyanın birçok ülkesinde eşi ve benzeri yok. Öyle milli silahlar üretti ki Türkiye. Bunlara mukabil başka bir ülkelerde bu şekilde eşi benzeri olan başka bir silah, başka bir icat yok. O yüzden bunların yaptığı tüm stratejik hamleler bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi ABD yine bu ittifakın içinde de var. Güya ABD bizim müttefikimiz. Güya NATO ülkesiyiz ikimiz de, ama Amerika burada Türkiye'ye gözdağı vermek için bu ittifakın içinde yer alıyor ve Türk halkı olarak bunu kınıyoruz. Yani ABD'nin ikili oynadığı
o kadar ortada ki artık gizlemiyorlar da. Tabii bizim için yine söylüyorum, bu ittifak hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar ittifakla uğraşmaya devam etsin. Biz Suriye'deki güvenlik koridorunu oluşturalım. Öncelikli olarak hedefimiz bu. Ve Suriyeli kardeşlerimiz oraya geçsin. Kendi yurtlarına dönsünler. Allah'ın farklı bir yardımı gelecektir bunun peşinde Türkiye'ye. İnşallah göreceksiniz. Zaten Suriyeli mültecileri sahiplenerek Rabbimizin yardımını hep üzerimizde hissettik. Ensar görevini yapmış olduk Türkiye olarak. Bundan sonra da Türkiye hep mazlumların yanında olmaya devam edecek ve mazlumların yanında olmaya devam ettikçe de hep Allah-u Teala'nın rahmeti, gizli rahmetleri, gizli yardımları her zaman üzerimizde olacak ve bu yardımlar bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Yaptığımız bu yardımlar bütün dünya aslında onaylıyor. Türkiye gerçekten mazlumlara sahip çıktı şeklinde açıklamalar yapıyor. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri bunu itiraf ediyor ama hiçbirisi bizim yaptığımızı yapmaya ne cesaret edebiliyor ne de yapabiliyorlar. Biz her türlü yardımı yaparken bir yandan da dünyayla boğuşuyoruz. Yani Türkiye o kadar çok büyük bir ülke ki o kadar büyük bir bereket var ki üzerinde. Türkiye gerçekten kimse bitiremez arkadaşlar. Bunu bütün dünya bilsin. Türkiye'yi kimse bitiremez çünkü Allah-u Teala'nın başka planları var. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kadir Mısıroğlu hocamızın da dediği gibi diyordu ki Türkiye bundan sonra daha da iyisi gelecek. Tayyip Erdoğan'dan sonraki dönem çok daha iyi olacak. Kimse Türkiye'nin önünü kesemeyecek diyordu. Rahmetli. Kendisinden Allah razı olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin kendisine. Türkiye'nin bu gidişatı şu an gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bazı kişiler bunu kabul etmiyorlar. Türkiye'nin izlemiş olduğu yol, gütmüş olduğu stratejiler çok yanlış diyorlar. Ama onlar şunu istiyorlar: gidip Esed'le barışalım, İsrail'le barışalım, Amerika'nın her dediğine he diyelim. Bunlar bunu istiyorlar. Yani eski Türkiye'yi istiyorlar. İçimizdeki malum kesim, onu biliyorsunuz siz. Ama biz artık eski Türkiye olmadığımızı bütün dünyaya gösterdik. Bütün dünya kabul etti. Fakat içimizdeki bu malum kesim hala bunu kabul etmedi. Kabul edemiyorlar. Kabul edemeyecekler de. Çünkü neden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan? Neden Cumhurbaşkanı namaz kılıyor? Neden Cumhurbaşkanı onlara göre gerici? Neden Cumhurbaşkanı İmam Hatip mezunu? Cumhurbaşkanı Kur'an kurslarının önünü açtı. İlk öğretimlere kadar Kur'an-ı Kerim dersi koydurdu müfredata. Bunun yanı sıra bütün İslam coğrafyasına sahip çıktı. Ümmeti uyandırdı. Tabii istemezler. Onların işine gelmiyor. Bu yüzden Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın onlar bunu kabul etmeyecekler. Çünkü kalpleri mühürlenmiş. Allah-u Teala ayette diyor ya, kalpleri mühürlüdür. Ne yapsalar anlamazlar. Biz onlarla zaten artık ilgilenmiyoruz. Onlar kendi hallerinde takılsınlar, takılmaya devam etsinler. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili, bu ittifak, 6 ülkenin ittifakı, yarın başlayacak olan bu tatbikat, yine söylüyorum, Türkiye için hiçbir şey ifade etmeyecek. Türkiye istediğini her zaman alır, almasını bilir. Öyle ya da böyle bir şekilde Türkiye istediğini alır. Ve Doğu Akdeniz'i de kimseye bırakmayacak Türkiye. Bunu da herkes görecek. Şu Suriye olayı bir çözülsün. Sırada Doğu Akdeniz var. Sırada Yunanistan var. Bunu bütün dünya görecek arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun inşallah. Rabbim devletimize güç kuvvet versin. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Olumsuz cümlelerle dua etmeyelim. Mesela çok yanlış dua şekilleri yapılıyor son zamanlarda. Diyorlar ki
Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin. Hep olumsuz cümlelerle dua ediliyor. Buna dikkat edelim. Yani Rabbim askerimizi korusun diyebiliriz. Rabbim askerimizi güçlendirsin. Askerimizin yanında olsun. Askerimizi bütün dünyaya hakim kılsın gibi kelimeler kullanarak dua edebiliriz. İşte Rabbim askerimize zeval vermesin gibi şeyler demememiz lazım. Özellikle herkes Rabbim askerimizin ayağına taş değdirmesin. Herkes bu böyle dua ediyor. Aslında bu çok yanlış bir dua. Yani olumlu kelimeler kullanarak dua edelim. Böylesi daha hayırlı olur hepimiz için. Allah tekrardan ülkemizi öyle bir güçlü konuma getirsin ki inşallah bütün dünya bize rağm olsun. Bütün dünya biz olmadan hiçbir şey yapamasın. Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.